diğer ülkeler vergi indirimleriyle yatırım çekme yarışındayken biz de son dakika önergesiyle kurumlar vergisi bu torba kanunla %20'den %22'ye çıkartılıyor. Motorlu taşıtlar vergisine %25 zam getiriliyor. Engellilerimizin araçlarından alınan ÖTV'yi artırmak için bile bir madde mevcut. Halkımızın tepkisi sonrasında daha önce geri çekilen bazı maddeler de bu torbaya sokuşturulmuş. Meralara sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler kurulması gibi. Kısacası AKP bir taraftan vergileri artırmakla uğraşırken diğer taraftan da iğneden ipliğe, akaryakıttan ekmeğe zam üstüne zam bindiriyor. Dürüst vatandaşlarımız vergileri, zamları ödedikçe ödüyorlar. Nereden bilsinler ki yerli ve milli diye nutuk atıp ülkemizi yönetenlerin çocukları vergi cennetlerinde offshore hesap açıyorlar. Yani halka verir talkını, kendi yutar salkımı. İşte AKP zihniyeti. Her ne kadar ekonomi bakanı ekonomimizin coştuğunu iddia ediyor olsa da bugünün ekonomik parametreleri ve dış politikadaki sorunlar gelecekte ülkemiz için çok ciddi tehlikelere işaret ediyor. AKP Türkiye'sinin dış ticaret dengesine ve cari açığa baktığımızda görüyoruz ki son 12 ayda dış ticaret açığımız %24.8 artarak 71 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %68,5 gibi düşük bir oranda kaldı. Cari açığımız Eylül ayı itibariyle yıllık 39 milyar dolara çıktı. Yıl sonunda 45 milyar dolara çıkması ihtimal dahilinde görülüyor. Ülkemize uluslararası doğrudan yatırım girişi ise geçen yıla göre %15 azaldı. Dışarıdan alınabilen kredi miktarı %44 düştü. Dış kaynak girişi cari açığı finanse etmeye yetmiyor. Ve döviz rezervlerimiz her geçen gün eriyor. Uzun vadeli kredi alınamıyor ve sistem kısa vadeli yüksek faizli kredilerle döndürülmeye çalışılıyor. Ülkemizi yönetme ve sorunlara çözüm kabiliyetinizi kaybetmişsiniz. İşte eğitimdeki ne yapacağınızı bilmez haliniz, işte cam filminde yarattığınız kaos. Bir çift sözüm de Sayın Başbakanımıza, rahmetli Menderes'ten alınan bir ifadeyle çocuklarının devletle iş yapmamalarını istediğini ve bu konuda gerekli her türlü araştırmanın yapılabileceğini milletimiz önünde ifade etti. Ama meclise sunduğumuz araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Yani çocuklarına durmak yok, yola devam dedi. 21 Haziran 2006 yılında, yani tam 11 yıl önce resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında kurumlar vergisinde bir değişiklik yapılarak vergi cenneti olarak tanınan ülkelerde offshore şirketleri olanların %30 vergi ödemeleri kararlaştırılmıştı. Kendisinin de bu kararda Ulaştırma Bakanı olarak imzası bulunmakta. Şimdi Sayın Başbakan'a milletin meclisinden soruyorum. Bu kararınızı çocuklarınıza uygulayacak mısınız? Her gün yeni zamlarınız altında ezilen halkımız sizin bu soruya vereceğiniz cevabı bekliyor. Saygılarımla. Teşekkür ederiz Sayın Engin.